Serbest Vuruş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir canlı yayına tekrar sizlerle birlikteyiz. Trabzonspor kendi evinde bugün Galatasaray'ı ağırladı ve iki önemli eksik vardı. Biliyorsunuz Covid testi pozitif çıkan Abdülkadir Ömür 3 maçtır Trabzonspor forması giyemiyor. Bu karşılaşma öncesinde de ikinci test yapıldı. O da pozitif çıktı. Bunun dışında arka kalesinde sertleşme hisseden Ekuban da bugünkü karşılaşmada yoktu. Yani Trabzonspor'un hücum hattını yönlendirebilecek iki önemli ismi yoktu Trabzonspor'un Galatasaray karşısında. Tabii maça gelecek olursak çok kısa olarak Trabzonspor'un 3. bölgede atak geliştiremediğini gördük. 60. dakikadan sonra Galatasaray'ın oyundan düştüğünü anlarda Trabzonspor biraz becerikli olabilseydi aslında maçı lehine de çevirecek pozisyonları yakaladı. Ama maalesef santraforunuz yoksa, orta sahada oyunu yönlendirecek bir isminiz yoksa maç kazanmanız da çok zor. Şansa kalıyor. O anlamda baktığımız zaman Trabzonspor açısından kötü bir maç oldu. Abdullah Avcı'nın ilk mağlubiyeti, 7. maçında mağlubiyetini tattı Trabzonspor'da. Zaten Ocak ayına kadar bu böyle gidecek. Trabzonspor'un oynadığı mücadeleye baktığınız zaman belki savunmada bir takım şeyler oturdu ama ilk defa iki gol yedi. Kupa maçını saymazsak ligde gol atamadı. Ve nihayet de tabii ki çok özellikle hücum hattında çok Trabzonspor zayıf göründü. Orta sahada etkinliği bir türlü sağlayamadı. Bir takımı yenmek istiyorsanız en önemli özellik orta sahada topu tutacaksınız. Ama maalesef Trabzonspor bunu yapamadı. Nihayetinde de Galatasaray'a 2-0 mağlup olmaktan kendini kurtaramadı. Evet, bugün çok önemli bir konuğum var. Trabzonspor Galatasaray maçını konuşacağız ve bu konunun da bir özelliği var. İki takım forması giyen bir isim. Engin Baytar bizlerle birlikte. Yönetmen arkadaşım Burak'tan rica edeyim. Eğer yayına hazırsa Engin'i de alalım. Engin, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Nasılsın? İyisin inşallah. İyiyiz çok şükür. Aynı devam. Yani karantinaya devam. Evet, karantinaya devam ediyorsun. Sana da çok Evet. geçmiş olsun dileklerimizi sunalım. Tedbirli Eyvallah. olmakta fayda Teşekkür. var. Kesinlikle, kesinlikle. Engin, istersen önce Galatasaray maçının değerlendirmesiyle birlikte başlayalım. Ne olur. Sana göre Trabzonspor neleri yapamadı, neler eksikti? İki önemli oyuncudan eksik olarak çıktı sahaya. Nasıl bir karşılaşma oldu senin açından? Ya, yani özellikle ilk yarı çok yani karşılıklı pozisyon fazla da üretemedi aslında iki takım da. Daha çok topa sahip olmaya çalıştılar. Daha çok gol yememeye çalıştılar. Yani bir iki tane net pozisyon var. Hani onlar belki gol olmuş olsaydı oyunun akışı da değişebilirdi ama yani ama Galatasaray Trabzonspor'a nazaran maçı daha çok kazanmayı istedi ve o yönde daha fazla olumlu işler yaptı. Trabzonspor'un yani bana göre en net pozisyonu da zaten Abdülkadir parmağın işte parmak ucuyla vurdu ve kalecinin parmak ucuyla çıkarttı. Bir onu sayabilirim. Başka da hani maçın içerisinde böyle çok hani oyunu değiştirebilecek, skoru değiştirebilecek bir pozisyon, net bir pozisyon görmedim açıkçası. Ama hani çok üst düzey bir derbi olmadı. Beklentim benim yine yüksekti. Ama yine beklentilerimizi kimse karşılamadı. Sonuçta Galatasaray bence Trabzonspor'a göre bir adım daha öndeydi ve hak ederek de kazandı diye düşünüyorum. Peki Abdülkadir Ömür ve Ekuban olsaydı maçın sonucu değişik olur muydu sence? Ya farklı olabilirdi. Farklı yani büyük bir katkısı olurdu iki futbolcunun ama hani genel olarak Trabzonspor'un takım anlayışı Galatasaray'a göre zayıftı. Hani burada bireysel oyunculardan yola çıkarak konuşmuyorum. Takım görüntüsü olarak çünkü Galatasaray'ın ayağına top geçtiğinde topu ayağında tutup işte boş alandaki oyunculara topu daha net bir şekilde ulaştırabilecek futbolcular vardı. Trabzonspor'da Vakayeme topu aldığı zaman bu sefer hani topu kontrol etmek için çok fazla topla haşır neşir oldu. Yani çabuk oynayacağı yerlerde çok ağır davrandı ve Galatasaray takımı da çok çabuk yerleşen bir takım. Yani çok yavaş oynadı Trabzonspor ya. Hani birlikte
bir takım oyunu sergilemedi Trabzonspor açıkçası. Abdülkadir Ömür'ün pozisyonu da Abdülkadir parmağın daha doğrusu pozisyonu da zaten bireysel o pozisyonu oraya kadar getirdi. Yani takım halinde oynanmış, şekillenmiş bir pozisyon değildi. Özellikle Cani'nin sağ kanatta götürdüğü bir atak vardı. Kaleye vurdu, dışarı attığı bir top vardı. Mesela ben çok dikkat ettim. Geride Vakame vardı. Vakame biraz hızlı olsaydı ona çıkartıp daha tehlikeli bir hale sokabilirdi pozisyon ama dediğin gibi çok ağır. Yani zaten baktığın zaman güçlü bir yapısı var. Ama kondisyon olarak çok geride Trabzonspor. Durarak oynuyor. Evet. Durarak adam çalıyor. Öyle hareketli bir oyuncu değil Vakame. Ama bir türlü eski gücünü geçen yılki performansını yakalayamadı. Ya şöyle bir şey var. Şimdi Vakame geçen seneye göre evet biraz performans olarak daha düşük ama Vakayeme çok fazlasını yapmak istiyor. Yani bu da onu zayıf gösteriyor. Çünkü her yapmak istediğinde top kaybı var. Ya da olumsuz sonuçlandığı için Vakayeme güçsüz gözüküyor. Halbuki Vakayeme güçsüz değil. Vakayeme yine güçlü ama çok fuzuli yerlerde kendi gücünü çok gereksiz yere harcıyor. Gereksiz yere harcadığı için de olumsuz gözükmesi gayet normal. Ben yani bunu işte geçen seneye nazaran daha güçsüz sanmıyorum. Ona bağlamıyorum. Daha fazlasını yapmak istiyor ve gücünü çok gereksiz yere harcıyor. Peki Engin şunu da söyleyeyim. Tabii ben altyapıdan yetişen oyuncuların oynamasını daha çok istiyorum. Yani dışarıdan yabancıya milyon dolarları vereceğini altyapıdan çıkan gençlik isimlerin oynaması benim için daha önemli. Ama şimdi Serkan'a bakıyoruz. Galatasaray bugün dikkat ettiysen Trabzonspor'un hep sağ kanadını kullandı. Hep evet. O taraftan gelmeye çalıştı. Mesela bu karşılaşmada Serkan değil de Pereira olabilir mi? Ya da ikinci yarı Pereira'ya şans verebilir mi? Ya şöyle şimdi Serkan benim beğendiğim bir oyuncu. Şöyle beğendiğim bir oyuncu. Her şeyini sahaya veren genç, tecrübe kazanması lazım. Yani Galatasaray'ın Serkan'ın tarafından oynamasının sebebi Serkan'ın zayıf bir futbolcu veya kötü bir futbolcu olduğundan dolayı değil. Tecrübesiz olduğundan dolayı o taraftan oynadı. Yani şimdi geçen seneye bakarsanız ondan önceki sene Pereira oynadı. Evet Pereira'nın iyi çıkarttığı maçlar var ama Pereira'nın çok çok kötü oynadığı maçlar da var yani. Ya geçen sene Pereira'nın Trabzonspor'a da çok zarar verdiği ve şampiyonluk yolunda Pereira çok büyük hatalar yaptı. Yani Serkan'ın şimdi bu maçta yargılamamak lazım. Galatasaray'ın o taraftan oynamasının tek sebebi Serkan'ın tecrübesiz olması. Hem de derbi tecrübesi yok hem de genç bir futbolcu. Yani tabii Pereira olsa tecrübesinde bazı farklı hamleler yapabilir. Ama Pereira'nın önüne de süratli ve akıllı bir futbolcu koyduğunuz zaman Pereira çok hata yapmaya müsait bir futbolcu ve kart yemeye daha çok müsait bir futbolcu. Şimdi evet biraz hırçın. Kontrol altına alamıyor. Biraz hırçın işte alamıyor artı. Şimdi Galatasaray Serkan'ın üzerine tecrübesiz olduğu için oynadı. Pereira oynasaydı Pereira'nın üstüne de onu attırmak için oynayacaktı. Yani ikisinin de zaaflarını kullanacaktı. Bu gayet normal. Trabzonspor'da Galatasaray'ın zaaflarını biliyor ve zaaflarının üstüne oynamaya çalışma istedi daha doğrusu. Ama bana sorarsanız Galatasaray yani çok iyi oynamadı ama Trabzon'a göre çok daha fazla topu ayağında tutup takımında tutmayı başardı. Bu da neticesinde Trabzonspor Galatasaray'a sonucu getirdi. Ben öyle gördüm. Özellikle ilk 15 dakikaya baktığımız zaman sanıyorum toplu oynama 22-28'di. Yani Galatasaray 28, Trabzonspor 22. İlk anlarda yani bu ayağında çok tutamadı. Yani 3 pas yapamadı Trabzonspor çıkarken. Galatasaray oyun yönetimi yoksa bu iyi yaptı. Ya işte demek istediğim de oydu. Yani Vakayeme'nin boş yere gücünü harcamasını demek istediğim o. Vakayeme topu aldığında çok fazla dokunuşlar yaptı topa. Çok fazla ayağında tuttu. Bu da Galatasaray'ın çok daha rahat geride organize olmasına şans verdi. Müsaade etti. O yüzden Trabzonspor Galatasaray defansını denemedi. Mesela Galatasaray'ın yaptığı bir doğru iş daha var. Ne zaman ki Galatasaray ileride orta sahada ya da ileride hücumda top kaybettiğinde
Trabzonspor hızlı çıkmaya çalışırken Trabzonspor'u teknik faullerle durdurdu. Bence en doğru hamleleri buydu. Ama aynı şekilde Galatasaray hücumda hata yaptı. Trabzonspor hücumda hata yaptığında, Galatasaray ileri hızlı çıktığında Trabzonspor hiç teknik faul yapmadı. Müsaade etti uzun top oynamalarına, çabuk ileri çıkmalarına. Bu da Galatasaray'ın Trabzonspor'a göre işte son 20-25 dakika kondisyon olarak daha güçlü gözükmesine sebep oldu. Evet. Peki, yani Trabzonspor'un çok... Engin, tabii maçtan önce geçenki hatalara bakarak bir takım soru işaretleri vardı taraftarların aklında. Sen nasıl buldun hakemi? Hakem güzel maç yönetti. Sadece hakemin biraz sertliğe müsaade etmesini isterdim. O da birkaç tane pozisyon var. Gerçekten hani sadece dokunmakla, hani futbolcunun işte bağırmasıyla oyun durması kötü. Yani çok durdu. Hani bütün maç boyunca çok durmadı. Oyun, top oyunda çok durdu ama işte bir 10-15 dakikası böyle sadece omuz temasıyla faul verildi. Ne bileyim, yani çok ufak hamlelerden faul verilmesine ben karşıyım. İnşallah ilerleyen zamanlarda değişir ama hakemlik hiçbir şey yok. Hakem çok da güzel bir maç yönetti. Çok temiz bir maç yönetti. İki takım da temiz oynadı. Hiçbir hırçınlık yoktu oyunda. Yani burada hakeme birileri mağlubiyeti yüklemek istiyorsa gereksiz yere bunlara girmesinler. Daha çok kendi yaptıkları hataları göz önünde bulundurarak onun üzerinde çalışsınlar. Yani bu hakem, yani hep yapılan hatalar artık hakemlere kesiliyor faturası. Yani bu da yakışmıyor. Hiçbirine yakışmıyor. Yani burada Galatasaray, Trabzon, sadece onlar için demiyorum. Hiçbirine yakışmıyor. Tabii ki çok ağır skoru etkileyecek kararlardan dolayı hakemler tabii ki eleştirilsin. Ama ufak tefek şeylerden dolayı gerek yok yani. İnsanlar kendi hatalarını örtbas etmek için hakemleri kullanması doğru değil. Peki Engin, şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu takımın genel yapısına baktığı zaman evet, önemli eksikler. Özellikle bu sezon alınan oyuncuların %90'ının Trabzonspor'da oynayacak. Zirve anlamı söylüyorum. Zirveyi oynayan bir Trabzonspor'da oynayacak konusunda da aşağı yukarı hemfikiriz. Ama şunu da sormak istiyorum. Abdullah Avcı'nın oyun mantalitesi bu mu? Yoksa elde mevcut kadroya göre mi bunu oynuyor? Mesela şu konuşuluyor. Savunma güvenliğini elden bırakmayan ama bireysel anlamda rakibin yaptığı hatalar ve kendi oyuncuların içerisinde bireysel gayretlerini ön plana çıkaran oyuncular varsa Trabzonspor maç kazanacak. Bu ne? Duranto. Ya şimdi şöyle bir şey var. Abdullah Avcı'nın aslında kafasında kurmuş olduğu, belirlemiş olduğu futbol şablonu, sistemi, taktiği aslında yani eleştirilecek bir şey değil. Buna uygun oyuncular lazım. Oyuncuların bunu kafada çabuk adapte etmesi lazım. Şimdi baktığınız zaman Trabzonspor Abdullah Avcı'dan önce çok gol yiyordu. Abdullah Avcı geldikten sonra daha az gol yemeye başladı. Defansif anlamda olumlu işler yapmaya başladı. Ama şimdi futbolun bir de ofansif yönü var. Bu sefer üretkenlikte Trabzonspor zayıf kalıyor. Bu da neyden kaynaklı? Bu da Abdullah Avcı'nın oyun felsefesinin defansif gözüktüğünü, aslında defansif gözüküp ve insanların işte Trabzonspor artık defansif oynamaya başladı, bu Trabzonspor'un futbolu değil demesine sebep oluyor. Halbuki aslında bu işin içine ofansif oyun da var ama bunu sağ içine yansıtabilmeniz için ona göre oyuncu kitlesine sahip olmanız lazım. Şimdi Trabzonspor'da belli ki birkaç oyun futbolcu hücumda gerçekten ne yapacağını bilmiyor. Tamamen doğaçlama oynuyor. Yani sistem, yani taktikten, yani takım oyunundan çok uzak. Takım oyunundan kopuyorlar. Çünkü olmaması gereken yerlere koşuyorlar. Yani tamamen kopuk bir takım izlenimi veriyorlar hücum anlamında. Bu da zaten Trabzonspor'un ileride ne kadar zayıf olduğunu ve pozisyon üretemediğini gösteriyor. Şimdi Trabzonspor'un önceki maçlarına bakıyorum. Evet, 1-0 kazandı. İşte berabere kaldı ama Trabzonspor bu maçlarda da hiçbir şey yapmadı. Tamamen defans yapıp bir gol atıp üstüne yatan bir takım görüntüsü verdi. Ama bu
bu bir maç olur, iki maç olur, üç maç olur. Şimdi Galatasaray gibi bir kulüp geldiği zaman, sonuçta Galatasaray sizin rakibinizse, o zaman asıl oyun şekliniz orada ortaya çıkar ve burada da gördük ki Trabzonspor bu oyununu sadece zayıf Anadolu takımlarına karşı yapabilir, galip gelebilir. Yani onlara karşı galip gelebilir. Yani büyük takımlar karşısında bu şekilde maç kazanma şansınız çok zor. Hele ki ileride üretemiyorsan zaten hani ya beraberliğe razı olacaksın ya da teslim olacaksın yani. O yüzden yani Trabzonspor'un ileride üretmesi lazım. Burada da tabii ki büyük iş antrenöre düşüyor, Abdullah Avcı'ya düşüyor ama Abdullah Avcı'nın da zamana ihtiyacı var. Çünkü Abdullah Avcı bir milli takım serüveni vardı, Beşiktaş serüveni ve bunlar olumlu geçmediği için bunlardan kendisinin de kurtulması lazım. Bakma Beşiktaş'ta da milli takımda da aynı Trabzonspor'a oynatmak istediği futbol oynattı ama oralarda da başarısız oldu. Yoksa kötü bir düşüncesi yok bence. Bence güzel bir futbol oynatır. Şimdi Başakşehir onun meyvesini yiyor. Tamamen Abdullah Avcı'nın kurmuş olduğu ve onların kafasına yerleştirmiş olduğu bu sistemi tamamen oturtturduğu için Başakşehir başarılı. Ama orada da yıllarını verdi ki o oldu. Şimdi Trabzonspor, Beşiktaş buralarda fazla zamanınız yok. Bunu bir an önce işlemeniz lazım ki ömrünüzde uzun sürsün gittiğiniz kulüpte. Sen başarılı olacağına inanıyor musun Hacı'nın? 3 yıllık bir sözleşme var. Ya şimdi sözleşme 10 yıllık da sözleşme imzalayabilir ama Türkiye'de bir gerçek var. Yani 10 yılda imza atsan 2-3 maç kötü gittikten sonra kulüp sizi gönderebiliyor. Ne yazık ki böyle. Şimdi ben şöyle bir örnek vereyim. Solskjaer Manchester United'de ikinci senesi ve çok yani çok da iyi bir gidişatı yok. Başarılı değil. Ama o zaman tanınıyor orada. O zaman veriliyor. Zaman verildiği için düzeltmesi için normalde Türkiye'de 1-2 hafta içinde yapmaya çalıştığınız şeyleri orada 2-3 ay içinde de yapma şansınız var. Çünkü o zamanınız var. Türkiye'de o zamanınız yok. O yüzden Abdullah Avcı'nın işi çok çok zor. Ya umarım ki başarılı olur. İsterim başarılı olmasını. Hem Trabzonspor hem de Abdullah Avcı'nın hak ettiğini düşünüyorum ama tabii bu benim söylememle olmuyor. Bu saha içerisinde olan şeyler ve biraz da zaman verecek kişilerle alakalı. Tabii ki Trabzonspor taraftarının sabrı olur mu? Evet. Baktığın zaman uzun süren bir serüven. Ama Trabzonspor taraftarının çok sabrının olmadığını biliyorum. 2 yıldır şampiyon potasının içerisinde olan bir takım. Sen de Trabzonlusun. Seni yapımı da biliyorum bu noktada. Yani Trabzonspor taraftarının bekleyecek gücü var mı? Ya biz millet olarak sabırlı bir millet değiliz ki. Yani. Hele ki Trabzon çok daha farklı. Çünkü Trabzon'da hiç sabır yok. Bir an önce her şey olsun istiyorlar. O yüzden dediğim gibi işi çok zor. Ha, umarım ki başarılı olur, iyi gider. İstediği futbol düşüncesini, o şeklini sahaya yansıtsın. Başarılı olsun ama çok zor. İşi çok zor. Yani bu yönde çok zor. Yani zaman verirseler işi kolaylaşır ama zaman vereceklerini pek de düşünmüyorum. Evet, biraz o noktada şeyiz. Peki şunu da söyleyeyim. Yani evet, Trabzonspor'un kadrosu dar. İki forvet toplasan bir forvet değil, yarım forvet bile etmez. Yani hangisini koyarsan koy, Trabzonspor'un forvet mevkiinde oynayacak oyuncu değil. Cani de Afobe'de. Yani bu iki çok ciddi basır hatası. Diğerleri de var. Kadro bu kadar geniş değilken 3 oyuncuyu kadro dışı bırakması nasıl yorumluyorsun mesela? Diabata, Bilal'i biliyorum. Bir de Steve Blazer. Ya şimdi kadro dışı bırakmasının sebebi, şimdi içeriğini bilmiyorum neden olduğunu. Belki bunu Abdullah Avcı değil de belki de yöneticiler tarafından kadro dışı bırakıldı. Yani şu an bu yönde bir şey söylemem çok zor. Çünkü neden kadro dışı bırakıldı? Kim tarafından kadro dışı bırakıldı? Bunları bilmiyorum ama kısıtlı bir kadronuzda kadro dışı bırakmak tabii ki doğru değil. En azından devre arasına kadar bu oyunculardan faydalanabilirsiniz. Yani ilk 11 olmasa da belki sonradan oyuna atıp belki size 1-2 maç kazandıracaklar. O da olabilir.
Ama dediğim gibi sebeplerini önce bilmek lazım. Sebebini bilmemek, yani bilmeyerek de bir şey söylemek doğru değil. Benim yorumum sadece devre arasına kadar bu kısıtlı kadroda etinden butundan faydalanabilirdi yani. Peki şimdi Ocak ayı da yaklaşıyor. Çok transfer gerekli mi Engin? Devre arasında hani oyuncu bulmanın zorluğunu da öne alırsak ama şu da bir görüntü yani. Bu takım bu haliyle sezon sonunu tamamlarsa çok saç baş yondurur gibi geliyor bana. Yani o özellikle oynadığı futbol yani savunma tamam ama yani futbolun ne hücum yönünü iyi oynayabiliyor ne orta sahada ara pasları iyi atabiliyor oyunu yönlendirme noktasında. Yani Trabzonspor'un bir savunma kurgusu var. Başka bir şey yok. Ne orta saha ne forvet anlamında. Nasıl görüyorsun? Trabzonspor şimdi şöyle, yani Trabzonspor kadrosundan giden Sosa ile Novak var. Yani iki tane futbolcu gitti. Yani bunların yerini doldurmak lazım. Şimdi Trabzonspor şöyle bir de söyleyeyim. Pardon, Şörlet de gitti. Evet, santrafor. Şimdi Trabzonspor geçen sene çok bağlıydı. Bu aynı kadro Sosa ve Şörlet'le çok bağlıydı. Yani tamamen bu ikisi üzerine kurulmuştu. Şimdi bu ikisi de gidince Trabzonspor tabii bunların yerini dolduracak aynı kalitede futbolcu bulması gerekiyordu ki bulamadı. Bunun bir yerde bunun da sıkıntısını çekiyor Trabzonspor. Çünkü artık Sosa ve Şörlet'e bağlı olan o takım yapısından kurtulması lazım. Çünkü Sosa tamamen bir lider pozisyonuydu. Şörlet ileride top attığın zaman topu tutup takımı hücuma çıkartabiliyordu ve bireysel de kendi bireysel yetenekleriyle de gol bulma ve pozisyon üretme kabiliyetine sahipti. Şimdi Trabzonspor'da bu olmayınca işler işte Ekuban'a döndü, Vakayeme'ye döndü, işte bireysel bir şey yapsınlar, maçı çözsünler diye ama önemli taşlar Trabzonspor'dan gitmiş oldu. Yani bu önemli taşlar olmayınca Vakayeme'de Ekuban eskisi kadar verimli olma şansı da çok fazla değil açıkçası. O yüzden Trabzonspor'un devre arasında nokta atışı yapması lazım. 10 numara ve santraforda. Çünkü Trabzonspor'un orta sahada oyunu yönlendirecek oyuncusu da yok. Yani bir maestrosu yok. Evet. Yani şu basına baktığın zaman belki Sosa çok bir katkı sağlamıyordu ama oyunu yönlendirme noktasında bir abi rolünde çok iyiydi. Sana katılıyorum. Yani o yönlendirecek takım içerisinde bir şey yok. Bir oyunun eksiği var. Bunu mesela bugün özellikle şeyi izledim. Karabük'ü izledim. Arjantinli bir oyuncu var. Biliyorsun İtalya'da aldılar. Mükemmel topladı. Filistin'den mükemmel bir gol yaptı. Trabzonspor'un da gündemiydi ama Karabük. Karagümrük istedi. Karagümrük aldı oyuncuyu. Yani Karagümrük mü? Evet. Ha, Karagümrük aldı ya. Ya şöyle bir şey var. Şimdi evet yeteneklidir ama mesela Arjantin'de mi oynuyordu dediniz bu adam? İtalya'da. Ha, İtalya'da oynuyor. Tamam mı? Yani evet. Arjantinli iyi bir futbolcu. Tamam. Kaliteli bir futbolcu ama şöyle düşünmek lazım. Bu futbolcu yetenekli ve kaliteli. Trabzonspor'a geldiğinde aynı performansı sergileyebilecek mi? Çünkü bu adamı aldığınız zaman onun yanına o kalitesini ortaya çıkartabilecek oyuncular da olması lazım. Şimdi onun gelip adapte olması lazım. Alışma süreci var. Yanındaki oyuncuların ona ayak uydurması, onun yanındaki futbolcuya ayak uydurması var. Yani bu şekilde düşündüğünüz zaman bu yani geldi hemen olacak diye bir iş değil bu. Bunun zamana ihtiyacı var. Ve Trabzon'un açıkçası nokta atış yapması lazım. Gelip direkt takıma adapte olan bir futbolcuya ihtiyacı var. Çünkü Trabzonspor'un bu saatten sonra evet aldık. Adapte olmasını bekleyeceğiz. Onu bekleyeceğiz. O zaman Trabzonspor yani bırakın şampiyonluğu Avrupa'ya gitme yolunda da pek fazla umutlanmasın yani. Şimdi Engin mesajlara bakıyoruz tabii. Yönetim istifa diyenler var. Hoca ki burada bana göre en az suç olan. Yani bu maçta Trabzonspor'un durumunda en son eleştirecek insan bence Abdullah Avcı.
Ya artık hoca istifa diyen var. Hoca ne yapsın? Peki mevcut kadro diyen var. Mesela Ayber Salih demiş ki Engin Baytar diyor şu haliyle çıksın sahaya Flavio'da daha çok iş yapar diyor. Valla ben şu an sahaya çıksam sadece Flavio değil çoğundan daha çok iş yaparım da sahaya çıkmak istemiyorum ben artık. Yani sahaya çıkmak istemiyorum. Yoksa çıksam çoğundan da çok daha fazla iş yaparım. Ya en azından bir şey yapamasam bile mücadele ederim. Aldığım topu yanımdakine verir. Yani defansın arkasına koşu yapmaya çalışırım. Ne bileyim ikili mücadelede daha bir hırslı olurum. Yani en azından kendimi kabul ettiririm bir şekilde. Şimdi seninle ilgili bir yorum gelmiş ama ben burada Erhan Yasir onu çok iyi bilmiyor. Senin Trabzonspor ayrılma noktasında seni eleştirir bir açıklama var. İhanet etti diyor Trabzonspor'a. İhanet ben ettim. Ama diyor cümle, öyle mi? Evet. Bilmedikleri için. Hatırlıyorsun Hollanda kampındaydık. Hatırlıyorsun değil mi bu dönemki evet. Muhabbetleri? Orada beraberdik. Sana çok evet, komik bir şey var. Sen onu biraz kısa anlatır mısın? Şimdi insanlar ya şu abi. Şunu söyler. Yani şu var. Giden her oyuncuyu sanki kendi gitmiş gibi algılıyor insanlar. Bakın küçük oran. Beşiktaş'a gitti. Yönetim sattı çünkü ekonomik gücü yok. 8 tane oyuncunun iş transferini bitirdi. O gün Abdullah Fenerbahçe'ye yönetim tarafından satıldı. O gün bakıyorsun Abdullah Can suçlanıyor. Abi. Bir olay sanırsa en azından bilmeyenler onlar öğrensin. Bak öncelikle şunu söyleyeyim ki hani insanlar şunu önce bilmesi lazım. Bir futbolcunun kulüpte sözleşmesi varken tek başına başka bir kulübe gitmesi imkansız. Nasıl gidecek? Yani kulüp futbolcuyu göndermediği sürece şimdi düşün 2 senelik sözleşmem var. Ben bugün kalkıp diyemem ki ben gidiyorum sizi bırakıp. Sözleşmem var ya nereye gidiyorum? İkincisi futbolcu sözleşmesi bittiği zaman ve sözleşmesi bittikten sonra kendi kulübü futbolcuya teklif yapmıyorsa futbolcu ne yapacak? Sonuçta teklif yapmamış. Elbette ki gidecek başka bir kulübe. Üçüncüsü mutsuzsunuzdur. Mutlu değilsin. Mutsuzsun. Oturursun yönetimle konuşursun ve dersin ki ben mutsuzum. Ben size zorluk çıkartmayayım. Varsa beni isteyen takım size para da kazandırayım ama ben gitmek istiyorum der böyle ayrılsın. Şimdi benim olayım biz Benfica maçından döndükten sonra beni kadro dışı bıraktılar ve açıklamadılar bir hafta boyunca benim kadro dışı kaldığımı. Sonra ben kadro dışı kaldım. Neden? Kimse de bir şey demedi. Kimse de üstelemedi. Trabzonspor taraftarı bana tepki gösterirken o zaman da Trabzonspor taraftarı bana destek çıkmadı. Neredeydiler o zaman? Ben gittikten sonra yok ben hainmişim yok satmışım Trabzon. Ya kardeşim ben kadro dışıyken sen neredeydin? Bana şimdi diyorsun ki Trabzon'u sattım. Ben Trabzonspor'da kadro dışıyken o arkadaş kim yazan bilmiyorum. O zaman ben de onu eleştiriyorum. Sen neredeydin ben kadro dışı kaldım da? Güzel kardeşim. Veyahut da güzel abim. Yaşını da bilmiyorum ama. Güzel Trabzonspor taraftarı. Sen neredeydin? Şimdi beni eleştiriyorsun. Niye Galatasaray'a gittim? Tamam. Şimdi sana olayı anlatayım. Galatasaray'a gittim olaya. Yani dinleyen kim varsa. Kadro dışıyım. Nevzat Çakar benim haberim olmadan ikinci başkan o dönem. Benim haberim olmadan Galatasaray'la pazarlık yapıyorlar. Ve beni kulübe çağırdı. İşte bana bir para teklif etti. Ben de dedim ki başkanım ben dedim uç bir şey istemiyorum. Ben dedim Trabzonluyum. Benim sülalem Trabzonsporlu. Ben de burada mutluyum. Geçen sene de şampiyonluk yaşadık. Ama bu geçen seneki başarının üzerine kalkıp bana bu parayı lütfen teklif etme. Ben en üst parayı alan kişiyle değil. Normal sezonda 8 maç oynamış. Bak ben 40 maç oynamışım. Sezonda 8 maç oynamış adamla bir de tutmuyorlar. Onun altında para teklif ediyor. Ben de şöyle bir şey dedim. Bana dedim aynı parayı ver o adamla. Halbuki benim bunu da kabul etmemem lazım ama kabul etmemem lazım. Ben size kalmak için ya bunu yap dedim. Bana diyor ki ya işte olmaz öyle bir şey yok. Dedim ki futbolcu arasında aldığı parayı konuşur. Hani bana doğruyu söyle. Ben de bu parayı ben de kabul edeyim iş bitsin. Ya yok öyle böyle neyse tamam.
olmadı, kabul etmediler. İki hafta sonra tabii Galatasaray resmi teklif yaptı. Benim de Trabzonspor'la bir sene sözleşmem var. Yani o sezon sonu bitiyor. Tabii bu sefer onlar tabii Galatasaray'la anlaştı, iş bitti ama beni çağırıyor, bana diyor ki tamam, senin teklif ettiğin parayı kabul ediyoruz. Bana 5 yıllık imza attıracak ama ben Trabzonspor'da kalmayacağım. Bu sefer Galatasaray'dan 1 milyon, o zaman 1 milyon 250 bin dolara satıldım Galatasaray'a. Düşün. Ona rağmen ben Trabzonspor'a yine para kazandırdım. Yani bana diyor ya, ben Trabzonspor'u satmışım. Bedava gidenler vardı. Gidebilirler. Kimse para kazandırmak zorunda değil ama ben para kazandırıp da gittim. Sonra geldiğimde dedi ki işte biz kabul ediyoruz. Bana imza attıracak 5 yıllık. Bu sefer daha fazla para kazanacak Trabzonspor Galatasaray'dan. Bu sefer ne olacak? Ben yine kadro dışı kalacağım. Galatasaray kabul etmezse, ki etmeyecek, ve ben Trabzon'da kadro dışı kalacağım yine. Tabii ben de artık haberini aldım Galatasaray'la iş bittiğini. Ben dedim ki başkanım kusura bakma, ben bu parayı kabul etmiyorum. O geçendi. Siz nasıl fikrinizi değiştirdiniz? Ben de değiştirdim. Bir de dedim Galatasaray'la dedim anlaştığınızı biliyorum dedim. Burada bana 5 yıllık imza atıp beni burada tutma amacınız yok. Beni oraya fazla paraya satma. Dedi tamam dedi. Gidebilirsin dedi. Zaten uzatmak istemiyordum. Galatasaray'a öyle gittim. Ve Trabzonspor'un teklif ettiği paranın yarısına Galatasaray'a gittim. Hani ben Trabzonspor'u satmış olsam paraya Galatasaray'dan daha fazlasını almam lazımdı ama ben Trabzon'dan aldığımın yarı fiyatına gittim. Olay bu. Ama dediğim gibi Trabzonspor çoğu taraftar işte ben Trabzon'u sattım diye görüyor. Ben satmadım. İkincisi Trabzonspor'dan ayrıldım. Ben futbolcuyum. Ayrılabilirim. Ben ekmeğim neredeyse, rızkım neredeyse oraya gitmek zorundayım. Trabzonspor çok isteseydi o zaman beni Trabzonspor tutsaydı. Eğer ki değer vermiş olsaydı Trabzonspor tutsaydı. Trabzonspor o kadar değer vermedi, tutmadı. Galatasaray aldı. Galatasaray'da başarılı bir dönem geçirdim. Sonra tabii Galatasaray'dan da ayrılışım güzel olmadı. Orada da farklı şeyler yaşadım ama kısmetimiz böyleymiş. Ama dediğim gibi o arkadaşa da söylemek istediğim benim de bir şey var. Ben de ona tepki gösteriyorum. Ben kadro dışıyken siz neredeydiniz? Benim de tepkim bu. Evet. Engin, bu arada bir bakıyorum. Kendine selam. Akar diyor. Engin Baydın diyor. Şanlıurfa'da attığı gol seçeneğini hiç unutamıyorum. Formasını yırtak diyor resmen. Hani baktığın zaman Trabzon'a bir oyuncu lazım. Canlı. Evet. Trabzonspor doğru, az önceki arkadaş da dedi ya Trabzonspor'u sattı. Trabzonspor'u satan adam da Urfa'da gol attığında öyle sevinir değil mi? Bir de ona şöyle bir şey sorayım buradan. Ben gittiğim hiçbir kulüpte armasını öpmedim ama Trabzonspor'da armayı öptüm. Ama onlar her giden kulüpte armasını öpen futbolcuyu omuzlarda taşıdılar, kral dediler. Demek ki onlara öyle futbolcu lazımmış. Bunu da aktarayım o arkadaşa. Demek ki onların futbolcu anlayışı, işte onlara öyle futbolcular, adamlar lazım ki her gittiği kulübün armasını öpsün, her gittiği kulübe burası benim yuvam desin. Onlara öyle demek ki adamlar ve futbolcular lazım. Bizim gibiler zaten yarınamadığı için zaten tutunamıyor. Evet. Şimdi tabii mesaj enteresan. Yani hoca gitsin, yönetim gitsin. Hoca gitmesin abi. Artık sıra yönetimde. Yani bu kadronun çok daha iyi oynama şansı yok. Galatasaray gol atadı, şansı gününde olur mu işte, ama bu takımın istikrar anlamında çok başarılı olma şansı yok. Hani bunu sanki bu maçtan söylemiş gibi yapıyoruz. Trabzonspor orta sıralarda oynayan takımlara karşı savunma güvenliğini tutan gol atan bireysel anlamda bir oyuncunun değeriyle. O gün gününde kimse maç kanabilir. Fazla bilebilir ama Trabzonspor'un böyle büyük maçlar, derbi maçlarında kazanma olasılığı çok zayıf. Yani şanslı olacak. Şanslı abi sadece olacak. Bak Trabzonspor'un şöyle bir sıkıntısı var. Trabzonspor sadece derbi maçlarında maç kazanmakta sıkıntı çekmeyecek. Trabzonspor Anadolu takımlarına karşı da sıkıntı çekecek. Bakma evet 1-0 yendi ama hiçbirini domine ederek Trabzonspor kazanmadı. Üreterek kazanmadı. Trabzonspor çoğu maçta kötü oynadı. Sadece defans yaptı. Trabzonspor şansa maç kazanıyor. Yani Trabzonspor sadece derbilerde değil, Anadolu takımlarına karşı da çok fazla zorlanacak yani maç kazanmakta.
Yani Trabzonspor şu an, yani hoca, futbolcu şu an Trabzonspor'dan artık kimse hoca gitsin, oyuncu gitsin diyemez. Çünkü oyuncu da gitti, hocalar da gitti. Artık yönetimin hoca değiştirip ömrünü orada uzatma şansı yok. Ya da futbolcu gönderip uzatma şansı yok. Artık sıra geldiyse yönetime sıra gelmiştir. Çünkü bu kadar hoca değişikliği, yani hep sorun hoca dediniz. Kaçıncı hoca bu? Dördüncü mü? Beşinci hoca? Kaçıncı olduğunu da bilmiyorum. Düşün. O kadar çok oldu ki. Dördüncü hoca. Şimdi artık Ünal Karaman, Hüseyin Cimşir, Newton, bir de şimdi ya Lincoln, aynı. Şimdi hocada artık ne suçu bulacaksın yani? Hoca ne yapsın? Şimdi Abdullah, ya hadi diyelim ki hocayı gönderdin, başka hoca getirdin. O da iş yapamayacak orada. İnan bana, o da iş yapamayacak. Yani yönetimin tamamen kendini kurtarma operasyonu diyeyim ben, hoca göndermeye. Artık hocada suç bulunabilir mi ya? Şimdi hocalar ne sırada? Gelmeyenlerde kongre kararlısı deniliyor. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyelim. Yani 2021 aralığında kongre var. Şu an kongre de yapsanız bu kulübe aday olma noktasında kısa süre içerisinde çok adamların çıkacağını düşünmüyorum ben. Ama bir yıl sonraki kongreye bugün insanların aday olması noktasında hazırla, ben adayım demese de hazırlıklarına bence çıkıp yapmalı. Şu an kongre yapacaksınız. Diğer kurulu gelecek. 8 ay 9 ay sonra bir kongre daha var. O genel kurul. Ben açık söylüyorum. Yani yönetim kurulunun transfer hatalarını gördük. Trabzonspor'un ekonomisinin iyi olmadığını söylüyoruz. Ama şu anda bu saatten sonra yeni bir kongre kararının alınmasının çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Ama bu yönetim kurulunda hani çok başarılı olacağı noktasında da kanaatim yok, onu söyleyeyim. Ama kongre yapsa zaten bir sene sonra, 8 ay sonra bir kongre daha var. Olağan genel kurul var. Olağanüstü kongre kararı alınsa bir yıl sonra bir kongre daha var. Trabzonspor'a bir şey kazandırmaz bence. Ama dua edelim de bu devre alınan oyuncular, sezon alınan oyuncular yönetimin en azından bu noktada yaptığı hatayı görüp devre arasında hem sayısal bu kadar çok oyuncu almama hem de böyle kıyıda kenarda kalmış oyuncuları almama noktasında inşallah geçmişten ders alırlar. Benim isteğim o bu noktada. Benim şey olacağını düşünmüyorum. Benim düşüncemde artık Trabzonspor'un içinde çok daha futboldan gelmiş insanların olması lazım. Futbolun içinden gelmiş insanların. Bu işte yönetim bazında görüyorsun. Ya yönetim bazında profesyonel başkan, yönetim, sportif direktörlük, kulüp müdürü, futbolun içerisinden gelmiş insanlar artık futbol kulüplerinin içinde olması lazım. Benim düşüncem bu. Çünkü bugün parası olan kulüplere yönetici olabiliyor ama futboldan gelmemiş ve futbolla ilgili bir şey bilmiyor. Sadece parası var diye kulüplerin içerisine girmek orada başarılı olacağı anlamına gelmez. O kulübün büyüyeceği, başarılı olacağı anlamına gelmez. Bu kulüplerin zarar göreceği anlamına gelir. Ve Türk futbolu zaten bu yüzden zaten Türk futbolu inanılmaz bir gerileme var Türk futbolunda. Çünkü paralı insanların kulübe girip bu işin parayla olacağını ve parayla başarılı olacağını düşünüyorlar. Yıllardır böyle ve yıllardır başarı yok. Yıllardır geri gidiş var ve en güzel örneği de şu, Avrupa'ya gittiğimizde Türk kulüplerinin neler yaşadığını orada hepimiz canlı gözle görüyoruz. Dünya futbolunun nereye gittiğini, Türk futbolunun nereye gittiğini orada bize canlı gösteriyorlar. Bu da kulüplerin içerisinde futboldan gelen çok 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 az insanların olmasından dolayı kaynaklı. Yani senin söylediğini güçlendirme noktasında şunu söyleyeyim mesela. Futbolun içinden gelen dedi ya, mesela bakıyorum ben. Allah rahmet eylesin. Birkaç gün önce kaybettiğimiz Özkan Sümer. Evet. Futbol Allah rahmet eylesin. Tamam. Mekanı cennet olsun. Evet. Amin. İki, Faruk Özak. Futbolcu olarak da bu kulübe hizmet etti. Daha sonra yönetim son başkan. Hata yaptı. Bu kulüpte futbol oynadı. Başkanlık da yaptı. Yani dönemlere baktığın zaman hata yok mu? Mutlaka vardı ama Özkan Sümer'in 2000 aralık bir çıkışı bir milyardır Trabzon'da. Evet. Evet. Çok önemli ya, çıkıştı. Bak ben buradan şunu söyleyebilirim. Şimdi Trabzonspor'un içinde bulunmuş bir sürü futbolcu var.
şu an futbolu da bırakmış. Futbolun başka dallarında hizmet veriyorlar. Ya mesela şunu söyleyebilirim. Trabzonspor'un işte bu 90-95 yılları arası veyahut da 90-2000 yılları arası birlikte oynamış olan futbolcular var. Yani bu futbolculardan içinde efsane olanlar da var. Ya o kadar zor olmaması lazım. Bu insanlar futbol, yani Trabzonspor'un içini, dışını, her şeyini bilen insanlar. Evet sanıyorum Engin'in yayını dondu. Engin dondu sanıyorum. Tekrar bağlanması noktasında bekleyelim. Bağlantı mı koptu? Engin'i tekrar bağlayalım. Sanıyorum internetin bir sorun oldu. Tekrar bağlantı koptu herhalde. Bağlantı koptu herhalde. Doğrudur Engin, şu an sesim var ama görüntün henüz gelmedi. Kameran kapalı galiba. Ha tamam, ben yine söyleyeyim de söyleyeceğimi. Görüntü gelir herhalde. Ama görüntü gelsin de öyle yapalım. Yönetmen arkadaşlar rica edelim. Ben de görüntü görünmüyor. Ben de görüntü, görüntü ben var görüyorum. Mı? Ben de görüntü var. Ben görmüyorum. Görüntü varsa problem yok o zaman. Devam edebilirsin. Tamam. Ya tamam, şöyle ben. Şimdi bu oyunculardan bir ekip oluşturabilirler. Misal veriyorum. İşte sportif direktörü, sonra işte kulüp müdürü, takımdan sorumlu. İşte böyle hani Trabzonspor'un içinde bulunmuş, o Trabzonsporluluğun ne demek olduğunu bilen, hisseden, o düşüncelere sahip olan insanlar. Sanıyorum tekrar bir kopma oldu ama sorun. Sorun elinde mi bizde mi onu da bilmiyorum ama yayın şu anda kopmuş durumda. Evet tekrar yayına bağlanmasını bekleyelim. Sanıyorum Engin'in bağlanmasını bekleyelim Engin'in. Yönetmen arkadaşım başka bir sorun mu var? Sanıyorum Engin'in eğer bağlantı tekrar sağlanabilirse biz Engin'in de görüşlerini aktarmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyelim. Evet, Trabzonspor'da baktığınız zaman her mağlubiyet mutlaka taraftarı için acıtır. Moral bozar, motivasyon eksiltir. Ama şu bir gerçek, hani bu Trabzonspor'un bugün geldiği nokta sadece bugün yapılan hatalar ya da Galatasaray karşısındaki beklenen futbolu oynamasıyla alakalı değil. Sezon başından beri vurgu yaptığımız nokta buydu. Trabzonspor o kadar kötü bir kadro kurdu ki, yani bu kadronun, bırakın şampiyonla oynamayı, bu kadronun üst üste 3-4 maç kazanma olasılığı bile çok zayıf. Ya bugün bakıyorsunuz santrafor diye alınan iki tane isim var. Ben bunlara tepki koyduğum zaman işte diyordunuz ki çok iyi oyuncular, şunlar bunlar diyordunuz derken diyenler var. Hepinizi kastetmiyorum. Ama bir insan Arabistan'da futbol oynamış, kulübüyle problem yaşamış, 3-5 ayda idman yapmamış, bırakın 3-5 ayı. Yani orada antrenman zaten bu Türkiye'deki gibi futbol değil. Zevk için antrenmana gidiyor. Öyle bir şey yapalım, yırtınıp taktik çalışalım mantığında yok zaten. Arabistan'da futbol nerede? Bu noktada Afobe iki diz ameliyatı geçirmiş. Baker bir yıl top oynamamış. Yani bugün bakıyorum yorumlara. Onlar gitsin, bunlar gitsin şeklinde yorumlar yapılıyor. Ama baktığınız zaman yani bu eldeki mevcut kadronun çok çok daha iyi oynama şansı yok. Trabzonspor'un oyun mantığı. Bakın ben de Abdullah Avcı'nın sezon başında gelse belki bu kadar sıkıntı yaşamayacak. Ama transferi yapan başka bir zihniyet. Şu anda takımı diriltmeye çalışan, sahaya taktik veren başka bir zihniyet. Bunları hesaba kattığım zaman Trabzonspor işi bu noktada zor. Engin tekrar geldi. Hı. Evet seni diyelim, ben sen yokken kısa bir değerlendirme yapıyordum. Yo, duydum duydum o ara ben senin söylediklerini. Evet. Görüntü bu. Trabzonspor bu mevcut kadrosuyla
çok başarılı olma şansı yok. Yani bugün ahlanmanın bahlanmanın bir şey yok. Sezen boyunca atılan yanlış adımlar Trabzonspor'u bu noktaya getirdi. Ve devre arasında da iki tane, üç tane oyuncuyla da bu takım düzelmez. Sezon başı Abdullah Avcı'yı yasaydınız, en azından onun istediği oyun mantalitesi noktasında transferdir. Seni belki bu sene olmadı. Seneye zirve oynar diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum, bana katı mısın Engin? Abi haklısın, yani çoğu söylediğinde haklısın. Yani burada bence kimse artık hocayı eleştirmesin. Yani hocayı eleştirmek şu an dünyanın en mantıksız şeyi. Çünkü ya şöyle düşün. Benim mesela bir örnek vermem gerekiyorsa, malzemeyi alan sensin. Tamam mı? Malzemeyi alan sensin. Ama kurması gereken benim. Şimdi senin aldığın malzeme senin yapabileceğin bir malzeme. Anlatabiliyor muyum? Senin kurabileceğin bir malzeme. Şimdi sen hamur getirdin bana. Hamur işiyle uğraşıyorsun. Hamur getirdin. Sen hamurda iyisin. Ama seni başından atıyorlar. Diyorlar ki işte Hakan hamur almıştı. Bunu yapıyordu. Seni getirdik, sen yap. Ben şimdi hamur işinden anlayan bir adam değilim. Ama bana bu hamuru işlememi söylüyorlar. Nasıl olacak o iş? Olmaz. Olmaz abi, olmaz. Şimdi ben yani bir sürü örnek verebilirim ya. Bir sürü örnek verebilirim yani. Trabzonspor bu saatten sonra profesyonelleşmesi lazım. Demek istediğim o. Trabzonspor'un içine Trabzonspor kulübünü bilen, Trabzonspor'da bir geçmişi olan, futboldan gelmiş, Trabzon'u bilen insanların artık Trabzonspor kulübünün içerisinde içerisine girip çok daha fazla böyle insanların orada bulunması lazım. Trabzonspor'un başarısı için, Trabzonspor'un ilerleyebilmesi için ve profesyonelleşmesi için. Diğer türlü hep halen de parası olup işte yönetimlere giren insanlardan dolacaksa kimse bir şeylerin düzeleceğini beklemesin. Kimse futbolun da düzeleceğini, iyiye gideceğini beklemesin. Bunlar hayal. Çünkü ya param var ama bilgin yok. Param var. Yani evet, param var, girdim. Ne yapacağım ben burada? Para veriyorum. Bir de şurada televizyona çıkayım, orada konuşayım, reklam mı yapayım? Hocaya karışayım, ona karışayım. Peki tamam, karış. Ama neye karışıyorsun? Kendin neye karıştığını bilmiyorsun. Sadece konuşmak için konuşuluyor. Bu doğru değil. Bir şeyi düzeltmek için konuşacaksan, bilgin varsa konuş. Elbette ki konuş. Anlat. Düzelsin. O yüzden hani bilmiyorum. Ben çok da artık futbolu konuşmak istemiyorum. Çünkü artık futbol dünyasının içerisinde futboldan gelen insanlar yok. Daha çok akademik, parası olan, yani ağzı olan. Herkes konuşuyor yani, herkes futbolu biliyor. Artık futbolu bilenler, futbolun içinden gelmiş insanlar artık Türkiye'de dışlanmaya başladı. Ya şimdi sosyal medya çıktı. Herkes yani, bir telefon, herkes gazete, herkes muhabir. Herkes çok işte yani, o yüzden diyorum ya sana, yıllarını futbola vermiş, yıllarını futbol içerisinde geçirmiş, hayatı futbol olmuş insanlar. Artık dışlanmaya başladı. İşin içine sokulmamaya başladı. İşin dışında tutulmaya başladı. Bunu da yapanlar kimler? Futbolla hiç alakası olmayanlar. Tamamen sadece reklam yapma peşinde olan insanlar yapıyor. Buna müsaade ediliyor ülkemizde. Bu sefer de ne oluyor? Futbolun içinden gelmiş insanlar da artık küsüyor. Tamam diyor, siz kendi işinize bakın. Artık ne yaparsanız yapın. Futbolu da her şeyde bitirdiniz diyor. Lanet olsun diyor. Kendini futboldan soyutlamaya başlıyor. Evet. Peki Engin, biraz önce den içerisinde konuşurken Abdullah Avcı mevzusunu şunu söyledi, yani Beşiktaş'ta işte milli takımla beraber çalışsın bildiğim kadarıyla, ama Beşiktaş'ta Başakşehir'de bir oyun mantalitesi var. Bu oyun mantalitesini uygulama noktasında da bir inadı var. Fakat Trabzonspor'da sezon devam eden, yani mevcut bir kadro bulup Abdullah Avcı'nın gelmesi doğru bir karar mıydı? Yani Abdullah Avcı doğru bir tercih miydi? Ya şimdi doğru tercih, yanlış tercih. Şimdi bu takıma baktığın zaman Mourinho'yu da getirsen yanlış bir tercih. Guardiola'yı da getirsen yanlış bir tercih.
Jürgen Klopp'u getirsen de yanlış bir tercih. Öncelikle sen elindeki malzemeyi düzgün seçmen lazım. Elindeki malzeme düzgün olması lazım. O yüzden burada hani hocanın doğru seçim olup olmaması değil buradaki konu. Buradaki konu tamamen bir hoca sezon başında hoca getirip ve o hocaya tamamen %100 güvenip ve %100 destek vereceksen getireceksin. Ve işleyeceği hamuru hocanın kendisi seçmesi lazım. Hani hoca sen bir oyuncu al, bir oyuncu da ben alayım. Yani bu ne? İşte mahalle maçı yapıyoruz. Ben bir oyuncu seçeceğim, sen de bir oyuncu seçeceksin. İki takım yapacağız. Öyle şey mi olur? Bu mahalle takımı değil. Burada profesyonel bir hoca getiriyorsun başına ve bu hoca bu takımı kurmak zorunda. Çünkü oynatacak kişi antrenör ve mevkilerdeki oyuncuları seçecek kişi de antrenör. Şimdi ben yöneticiyim. Hocam işte biz sana bu oyuncuyu aldık. Ha bir de promosyon olarak da yanında bunu aldık. Ya şimdi olacak iş değil bu. Bundan yani böyle bir zihniyetten, böyle bir yapıdan başarı beklemek zaten saçmalık. Peki şu anda teknik direktörü Belgen var. Zirveyi evet. Oynayan takımı sana verdi. Dediler ki oradan oyuncu istediği kadar alabilirsin. Kaç tane oyuncu alırsın zirveyi oynatacağın bir takım için? Zirveyi oynatmak için bir takım... Yani önce şöyle bir şey var. Önce kulübün bütçesi önemli. Tabii kulübün bütçesini göz önünde bulundurarak oyuncu alabilirsin. Yok. Şimdi istediğin oyuncu... Başka tabi gitsen teknik direktör olarak. Ekonomik evet. Anlamda sıkıntın yok. Dediler ki sana Trabzonspor'dan istediğin oyuncu alabilirsin. Kaç tane oyuncu alırsın? Hangi oyuncular alırsın yani şu anda? Zirveyi Trabzonspor'dan. Trabzonspor'dan zirveyi oynayan bir oyuncu almış olsan yani Abdülkadir Parmağı alırım. Ama orada son haftalarda bir düşüş var. Yani ya abi şimdi bak bireysel düşüş olarak görme. Şimdi sen iyi bir futbolcusun ama takımın görünüşü zayıf, takım zayıf. İster istemez sen de bunun içinde sırıtıyorsun yani kurtuluşun yok. Anlatabiliyor muyum? Yani yeteneklerini sergilemeye çalışıyorsun ama sergilemek için takım oyununda takım arkadaşlarına ihtiyacın var. Şimdi takım görüntüsü zayıf. Ön plana çıkamazsın yani. Çok zor. Ancak bir Messi olman lazım. Şimdi Messi'ye baktığınız zaman Barcelona'da evet kötü bir Barcelona kötü durumda. Messi de kötü gözüküyor. Niye? Etrafındaki oyuncular bir Xavi yok, bir Iniesta yok. İleride bir David Villa Suarez yok. Yani anlatabiliyor muyum? Bunlar çok önemli. Yoksa Messi kötü bir futbolcu mu yani? O, yani tartışılmayacak bir futbolcu. Ama etrafınızdaki oyuncular da çok önemli. O yüzden Trabzonspor'dan alabileceğim dediğim gibi Abdülkadir Parmak olur. İşte Abdülkadir Ömür olur ama Abdülkadir Ömür şöyle olur. Üzerinde bir de Abdülkadir Ömür'ün çalışılması lazım. Çünkü evet çabuk dribling yapıyor. Biraz belki fizik zayıflığı var ama düşündüğü şeyi bünyesiyle birleştiremiyor. Mesela çok çabuk düşünüyor ama ayakları o kadar çabuk hareket etmiyor. Finali çok zayıf. Yani iyi işler yapıyor ama finali hiç yok. Yani Abdülkadir Ömür'ün biraz o yönde çalışması lazım. Birilerinin de ona bu çalışmada yardımcı olması lazım. Yani Abdülkadir Ömür evet yeteneklisin. İşte spor salonuna gir. Kuvvetten kuvvet. Hayır böyle bir şey yok. Biraz da o ileride çünkü hücum futbolcusuna ileride nerede ne zaman topu atması gerektiğini de öğretmek zorundasınız. Genç bir futbolcu çünkü. Yani önünde uzun bir zaman var. Bunu şimdilikten öğrenmesi lazım. Yani dediğim gibi çok fazla bir futbolcu Trabzonspor'dan şampiyonluğa oynayan, kafaya oynayan bir takımda hoca olsam Trabzonspor'dan alabileceğim çok futbolcu olmaz yani. Dediğim gibi Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür olur. Aslında şöyle yani iştahlı genç futbolculara daha çok yönelirdim ben. Öyle söyleyeyim. Yani hani böyle bitmiş sonları oynayan futbolcular bana bir şey kazandırmaz. Sadece onun bütçesine bir şeyler kazandırır. Bazılarına reklam kazandırır. Ama kulübe bir şey kazandırmaz. Kulüpten çok şey gider. Peki Ege çok kısa olarak şeyle değinip programı kapatalım.
hafta önlenecek olan maçla alakalı da görüşlerini alalım. Ne olur Fatih Karagümrük maçı. İyi oynayan bir ekip, iyi bir kadro var. Fethiye belki yeni yer ama iyi bir takım kurdular, onu söyleyelim. Ne olur? Ne olur sorusu, evet güzel bir soru ama yok. Yani Trabzonspor bu görüntüde şöyle olur. Karagümrük büyük takım görüntüsü verir. Trabzonspor'da sıradan bir Anadolu takımı gibi gözükür. Eğer bu şekilde oynarsa, umarım ki böyle olmaz. Umarım ki Trabzonspor bu bugünkü mağlubiyeti çabuk atlatıp Karagümrük maçında hepimizi şaşırtır ve iyi bir futbol sergileyerek galip gelir. Ama bugünkü görüntüyle giderse, dediğim gibi Karagümrük büyük takım görüntüsü verir. İyi de oynuyorlar çünkü. Başarılı bir gidişleri de var. O yüzden Trabzonspor toparlanması lazım. Çünkü Galatasaray maçından çok daha zor bir maç bekliyor Trabzonspor'u. Karagümrük maçı kesinlikle Galatasaray maçından çok daha zor olacak. Benim düşüncem bu yönde. Peki Engin, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür son ederim. Son olarak görüşlerim var da sana sormayı unuttum. Senin dile getirmek istediğin görüşlerin varsa onları da son sözü alıp programı kapatalım. Ya, herkese buradan sağlıklı ömürler diliyorum abicim. Çünkü her şey bir yana, spor bir yana, her şey bir yana, sağlık. Sonuçta bir sene oldu artık bu lanetin dünyada bulunduğu. Artık diyorum 2021'e de gireceğiz. Herkese şimdiden çok sağlıklı, çok mutlu, çok huzurlu yeni yıllar diliyorum. İnşallah 2021 herkes için çok çok iyi bir yıl olur, güzel bir yıl olur. Sağlıklı bir yıl olur. Virüsüz. Herkes artık güzel bir dünyaya tekrardan bir dönüş olur inşallah hepimiz için. Buradan bunları aktarmak istiyorum. Herkes sağlıklı kalsın, mutlu, huzurlu kalsın, sevdiklerine kalsın. Çok teşekkür ediyorum. Kendine çok dikkat et. Tekrar geç olsun. Görüşmek üzere diyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim abi. İyi geceler. Sağ olasın. Evet, akşamki konuğumuz Engin Baytar'dı. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Şöyle bir sorun var. Trabzonspor'dan her giden oyuncu, konuyla alakalı bilginiz varsa mutlaka onları bizlerle birlikte paylaşın. Onlara bir lafımız yok ama bunu birçok taraftara anlatmak çok zor. Bir oyuncu Trabzonspor'dan gittiği zaman Trabzon'u satmış, ihanet etmiş, gitmiş gibi algılanıyor. Ama içeride neler döndüğünü hiç bilmiyorsunuz. Bakın bu özellikle söyleyeyim. Bu küçük Orhan, yani Orhan Kaynak Beşiktaş'a gitti. Vay efendim bizi sattı. Şimdi bakıyorsunuz Engin Baytar. Ya Engin Baytar'ın Trabzonluğunu, Trabzonsporluğunu bana göre kimse sorgulayamaz. Burada yaşadıklarını çok yakinen biliyorum. Buraya gelme macerasını da çok yakinen biliyorum. Galatasaray'a gidiş hikayesini çok iyi biliyorum. Hollanda'daki o kadar komik bir rakam verildi ki ona. Yani ona şunu söylendi. Biz anlaştık Galatasaray'la. Seni burada istemiyoruz. Ama sen geçen yıl aldığın paranın neredeyse yarısına gel burada futbol oynuyor. Ve 2010-2011 şampiyon olmuş bir takımın kadrosunun oyuncusundan bahsediyoruz. Ama maalesef çıkıp konuşmadıkları için sanki bu oyuncular kendi istekleriyle, ya düşünebiliyor musun? Adamın tek hedefi Trabzonspor forması giymek. Kendi memleketin takımında oynamak. Buraya geliyor. Ondan sonra vay efendim ben gidiyorum Galatasaray'a. Yani bu konularda lütfen özellikle yorumlara bakıyorum. Bilgi sahibiyseniz konuşun. Ama bilmediğiniz nokta, şimdi bakıyorum yani ismini de vermek istemiyorum. Biri de orada yok, Fatih Akya niye gitmiş? Engin'de alakası vardı yok. Biri yazıyor biri. Ya arkadaşlar bakın şu an Trabzonspor bir mağlubiyet aldı. Herkes şapkasını önüne eğecek ve düşünecek. Takım bu hale nasıl geldi? Neler yapılmalı? Neler yanlıştı? Neden dert çıkardık? Bence bunları konuşmak lazım. O anlamda işte bakıyoruz onlara. Lütfen yani böyle konuya çok vakıf olmadan yorum yapmayın bence. Çünkü o yorumlar orada duruyor. O yorumları orada insanlar okuyor. Ama konuyla alakalı uzmansanız, bilginiz varsa sözüm yok. Ama şunu da lütfen bir kenara yazın. Her Trabzonspor'dan ayrılan oyuncu
Trabzonspor'u bırakıp gitmiştir. Bakın geçen hafta da Abdullah'la ilgili, Abdullah Ercan'la ilgili de yorumlar yapılıyor. Bakın Abdullah Avcı, Abdullah Ercan Trabzonspor'dan gitmedi. Arkadaşlar satıldı, gönderildi. O gün gitmek istedi mi? Gitmek istedi. Ama Abdullah çok gitmek istemedi. Ya düşünebiliyor musun? Trabzonspor'dan ayrılırken 100 bin dolar alacağı vardı Trabzonspor kulübünden. Onu da istemedi. Hibe etti. Ya bunları bilmezsiniz. Ya bir oyuncu gittiği zaman lütfen Trabzon'u satmış, ihanet etmiş gözüyle bakmayın. Çünkü alakası bile yok. İçeride neler yandığını kimse bilmiyor. O nedenle her Trabzonspor'dan ayrılana ihanet etmiş damgası lütfen vurmayalım. Evet, önemli bir müsabakaya çıkacak Trabzonspor. Zor bir süreçten geçiyor. Ama her zaman şunu söyledik. Bu kadronun çok çok iyi işler yapma şansı yok. Maalesef sezon başında yönetim kurulu içerisinde Başkan Ahmet Ağoğlu'nu kimse frenleyemedi. Transfer komitesi kuruldu ama komitenin şöyle bir kararı da var. Scout ekibinin onaylamadığı hiçbir oyuncu alınmayacak derdi. Ama kendi koydukları yasa kendileri çiğnedi. Scout ekibinin bilgisi olmadan birçok oyuncu yapıldı. Birçok oyuncu transfer yapıldı. Yani nasıl günah? Şimdi bakın en büyük sorun da şu. Şimdi Trabzonspor kontenjan boşaltacak devre arası için. Hiçbir oyuncu sezon sonuna kadar parasını almadan ya da 2 yıllık anlaşması varsa gitmez. Kiralık aldığınız oyuncularla 2 yıllık anlaşma yapmanızın mantığı nedir? Ya cahil bir insana getirseniz şu kulüp içerisinden bunu yapmaz. Steven Plaza'ya aldığınız 2 yıllık anlaşmanın mantığına 1 yıl koyarsın, satış opsiyonu iyiyse parasını öder alırsın. Ama bu oyuncuyla 2 yıl sözleşme yapmanın bir mantığı ne? Bilmediğin, inanmadığın, görmediğin, izlemediğin bir oyuncuya 2 yıllık kontrat kiralık olarak önermenin mantığı ne? Futbol oynamamış, uzun süre futboldan uzak kalmış insanlar topu. Benim tek endişem, tek korkum, yine inşallah aynı hatalar yapılmaz. Ha, Abdullah Avcı'nın Eddie Newton kadar yönetime transfer noktasında müsamaha göstermeyeceğine inanıyorum. Ama şu bir gerçek, lig devam ederken kimse iyi oyuncusunu size vermez. Ve bu Ocak ayı transferi bir, bilemediniz ikidir, eksik, hatalı, iyi oyuncu almışsındır, olmadı, eksik gördüğün mevkiler var, onları tamamlamak içindir. Ama bugün Trabzonspor'un yeni bir kadro kurması noktasında, yani ne kadar fırsat varsa, örnek veriyorum, iyi oyuncular var. Ya bugün kalede sorunun yok. Stoper mevkilerinde sorunun yok. Vakame geçen yılki görüntüden çok uzak. Bana göre inanılmaz derecede bir fizik kondisyonu düştü. Ya onun dışında bana söyler misiniz bu takım içerisinde şampiyonluğu oynayacak bir kadro içerisinde hangi futbolcuları alırsınız? Hangi futbolcuları tutarsınız? Düşünmeniz lazım. Yani Ocak ayında parası olsa Trabzon'un en az 7-8 tane belki de 9 tane hani tamamlama noktasında da hamle oyuncusu olarak yedek kulübüne de alman lazım. En az 10 tane oyuncu almak lazım. Bu nasıl bir transfer mantığıdır ki 9 tane yabancı oyuncunun alındığı bir yerde hala 10 tane daha yabancı oyuncu alınsa ya Türk önemli 10 mevkiye daha 10 tane daha oyuncu alınsa belki Trabzonspor rayına gelir diyoruz. Şimdi ahlamının bir şey yok. Asıl sorun, asıl sıkıntı şu. Eldekileri nasıl çıkaracaksın? Adam diyor ki ya benim diyor 2 yıllık kontratım var. Verin bana diyor 2 yıllık paramı. Hadi bana eyvallah ben giderim İspanya'ya diyor. Valladolid takımına. Bilal'le maç başı anlaşmışsınız. Ya ne gördünüz ben anlamıyorum. Şimdi topu yöneticiler Hüseyin'e atalım. Ne gördünüz? Bilal baş açık olduğunda nasıl bir yeşil ışık gördünüz ki maç başı anlaştığınız kontratı bozup yeni bir kontrat yaptınız. Ya Diabate'yi size kim önerdi? Kim alın dedi? Nerede? Ne yapmış? Ne büyük başarıları var? Ya Sivas'ta bir oynamış. Sivas'ta burası bir değil arkadaşlar. En büyük sorun şu. Kendi takımlarında çok hafif parlayan oyuncular ay efendim bir gün hemen gelsin ya. Bu iş bu kadar basit değil. Trabzonspor kulübünü yönetiyorsunuz. Trabzonspor'da işler bu kadar kolay gitmez. Anadolu takımıdır. Önemlidir. Alırsın üstlüğe. Olmadı gönder gitsin. Trabzonspor bunları kaldıramaz. Anadolu takımının bir hedefi yok şampiyonluk noktasında. Ama sizin milyonlarca taraftarınız var. O insanları ağlatmaya, o insanları küstürmeye, o insanları kahretmeye hakkınız yok. 2 yıldır şampiyonluğun potasından dönüyorsunuz. Bu yıl eldeki mevcut kadroya bak ya. Çok açık söylüyorum. Eğer Trabzonspor Edgar Lee ile beraber, Edgar Lee de gelmiş olsa, Vitor Hugo dışı 2 tane stoper almış olsaydı, o kadro bozulmasaydı, Trabzonspor
bu yıl şampiyonun en güçlü adayıydı. Bakın en büyük sorun şu istikrarsızlık. 1995-96 şampiyonluk gitti kadro dağıldı. 2003-2004 şampiyonluk gitti kadro dağıldı. 2010-2011 şampiyon olduk kadro yine dağıldı. 2019-2020 şampiyonluk potasından döndü kadro dağıldı. Arkadaşlar iyi kadro yakalıyorsun. Bunlar bile hemen çıkmıyor. Bunlar 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl bir zaman dilimini ortaya çıkardığı bir şey. Yani hemen pat diye bu kadro zaten çıkmıyor. Ama buluyoruz bir kadroyu. Yani müsaade edin de 2 yıl, 3 yıl bir aynı kadroyla devam edin yani. Ben Engin'in futbolun içinden gelen insanların bu kulüpte olması noktasındaki sözüne katılıyorum. Altına da imzamı atıyorum. Bu sayılar aslında çok olmalı ama futbolun içinde olan insanları yönetimler aldığımız zaman onları değersiz kılıyoruz. O koltukta nasıl bir haşmet varsa o koltuğa oturan en iyisini ben yapıyorum. Her şeyin en iyisini ben biliyorum altı içerisinde gidiyor ve kimsenin lafını dinlemiyor. Ama kendi iş yerlerini yönetirken bu kadar gelişi güzel, bu kadar para noktasında bu kadar savurgan olmuyorlar. Niye? Çünkü onlar kendi cebinden çıkıyor. Bu senin, benim, onun cebinden çıkan paralar. Ahbap çavuş ilişkisi. O mu? Gelsin bizde başlasın. O menajer mi nerede? Gelsin onu alalım. Mantığıyla beraber Trabzonspor bu noktaya geldi arkadaşlar. Ha, kongre istiyorsunuz. Çok isteyenler var. Bakıyorum %80'i yönetim gitsiyorlar. Ama şu bir gerçek. Yani bu kadro gitse bile, bu yönetim gitse bile, gelecek olan yönetim çok çok iyi bir yönetim de oluşturursa ki kısa sürede bunu oluşturmak zor. Ya bir sene sonra ya da 8 ay sonra tekrar kongre var. Ben şunu söylüyorum. Kim aday olacaksa olsun ama mutlaka hazırlıklı gelsin. Ne bir siyasi iradenin itelemesiyle ne bir topluluğun aday göstermesiyle olmasın. Ben adayım desin, kararını versin. Ben bilgimle, birikimimle, vizyonumla, misyonumla, ekonomimle, ekibimle her şeye hazırım arkadaş. Bunları yapacağım. Trabzonspor'da bunlar eksikti. Bunları yapmak için geliyorum diye bir ortaya çıkacak arkadaşlar. Öyle oturup biri beni aday göstersin. Bir siyasi irade beni aday göstersin. Ya da bir 15-20 kişi gelsin bana. Ya sensiz bu iş olmaz. O devirler bitti arkadaş. Kim aday olacaksa kendi ortaya çıkacak. Kendi kulübü yönetecek. Birileri sizi itelediği zaman o iteleyenler diyor ki arkadaş bir dakika. Sen başkansın ama bak şunu alalım. Bunu alalım. Kulübü üretmeye başlıyorlar. Buna lütfen müsamaha etmeyelim. Katar konusu var. Satış noktasında daha önceki videolarımızda bahsettik. Arkadaşlar o 1-1,5 yıl önce Trabzonspor'un sponsor biliyorsunuz Scar firmasının bir bankayı almıştı. Onunla alakalı o dönem içerisinde bir söz konusu içerisinde geçti. Ama bugün bunu bu kararı alması için önce bir yönetim kurulunun bu kararı alması lazım. Biz bu işin içinden çıkamıyoruz. Trabzonspor'un ekonomik gücü her geçen gün azalıyor. Borç aldı başını gidiyor. Bu işin artık başka bir çıkar yolu yok deyip birilerini araya sokarsanız yani birileri sizin için yapıyor. Yoksa orada işte Arap sermayesi diyelim. Vay Trabzon'u satın mı alsak şeklinde değil. Bunlar hep böyle birilerinin araya girerek kaynaştırmasıyla beraber olacak işlerdir. Yani Trabzonspor orada şunu yaşıyor, Trabzonspor bunu yaşıyor. Onları kimse bilmez. Hiçbir Arap sermayesinin buradan haberi yoktur. Ama o banka sponsorluğu döneminde böyle bir sohbet döndü. O dönem istenmemişti. Ama şimdi şu var yani kimileri de tepki koyuyor. Arap sermayesi gelirse vay efe. Ya Arap sermayesi gelip takım almıyor. Takım yine burada. Sen de taraflarısın. Ben de taraftarıyım yine Trabzonspor'un. Ama ekonomik anlamda sıkıntı kalmayacak. Trabzonspor borcu olmayacak. Trabzonspor'a yıldız oyuncular gelecek. Yani bu pencereden bakarsak ben satılmasında bir şey görmüyorum. Yani hem Trabzonspor yönetimi yani gelip zaten Katar alsa Katarlılar gelip burada yönetime girmeyecek ki. AŞ yapılacak. Onun zaten bir şeyi var. Orada müdahale noktasında bir üst kurul oluşturulacak. Yine bir yönetim kurulu olacak. Buranın yine bir başkan olacak. Yine bir futbol şube sorumlusu bilmem ne bir yönetim şekilde kadrosu yine kurulacak. Ama bu kısa süre içerisinde olabilecek bir şey değil. Zaten bu gidişle 3 yıl, 5 yıl sonra muhtemelen bütün kulüpler aynı sıkıntı yaşayacak. Varlık fonuna kalacak. Varlık fonuna gidecek birileri parasını ödeyecek. Kulübün borçlarını öderek kulüpleri satılama başlayacak. Galatasaray'da böyle bir sıkıntı var. Belki ileride Fenerbahçe'de olacak. Belki Beşiktaş'ta olacak. Yani bu paralarla, bu transfer hatalarıyla, bu çarçur paraları harcama noktasında olmaz.
Yani 5 yıl sonrasını açıkça söylüyorum. Türkiye'deki futbol takımlarının birçoğu için görmek imkansız diye düşünüyorum. Evet, yayınımızı noktalayalım. Mesajlarınızı okuyacağım. Ama lütfen bu tür programlarda konuklarımıza sorun. Yani yorum, zaten yorumları yapıyorsunuz, onları görüyorum ben o noktada, ama biraz daha böyle konuğumuza soru sorma, onları deşme, onların yaşadıklarından bilgilenme noktasında sorular gelirse daha mutlu olacağım. Trabzonspor'a da Fatih Karagümrük maçında başarılar diliyoruz. İnşallah zor ama işte onu çok net söyleyeyim. Yani Galatasaray maçında görünen tablo gerçek olan bir tabloydu. Diğer kazanılan maçlardaki tablo da buna benzer bir tabloydu, ama neydi Trabzonspor'un? O gün gününde olan bir oyuncu öne çıkıp kendi bireysel yetenekleriyle attığı gollerle maç kazanıyordu. Savunma, zaten Abdullah Avcı'nın savunma kurgusunun ortaya çok fazla, yani o dörtlüyü önlü böyle koyarsak o beşliği çok fazla öne çıkartmak gibi bir düşüncesi yok. Biraz garantici bir oyun anlayışı var. Ama Trabzonspor'un elindeki mevcut kadrosu garanti oyun oynar savunmada, ama orta saha hücumda maalesef çoğalamaz. Beceriksiz bir forvet hattı var Trabzonspor'un. Yani Ocak ayına kadar bu olur. Bir alırsınız, bir berabere kalırsınız, bir kaybedersiniz. Bu şekilde Trabzonspor gider diye düşünüyorum. Evet, hepinize sağlık, sıhhat, mutluluklu bir akşam geçirmenizi temenni ediyorum. Her şey gönlünüz olsun diyorum. Bu ara kanalımıza abone olmayı, videolarımızı da beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.